Tecrit sadece bu coğrafyada uygulanan bir yaptırım değil, yaptırım içinde bir yaptırım değil. Dünya genelinde özellikle politik hareketlerin yoğun olduğu, yargılamaların politik olduğu, hükümlü veya tutukluların politik olduğu dönemde devletin özellikle yasalardan da bağımsız olarak uyguladığı farklı bir uygulama. Yalnızlaştırma, izole etme, kişiliksizleştirme şeklinde uyguladığı bir yaptırım. Dünyada birçok siyasi hareket liderine de benzer şeyler yapılmıştır. Abdullah Öcalan'ın özeline geldiğimiz zaman Türkiye kendi infaz hukukunu, ceza hukukunu dahi uygulamayan bir noktaya gelmiştir. 34 aydır avukatlarıyla, yakınlarıyla görüştürülmemesi söz konusu. Bu sadece yasal bir mevzuat açısından ele alınacak konu değil. Aslında burada yapılmak istenen Kürt sorununun demokratik, adil, barışçıl yöntemlerle çözümünün önünde bir engel kurmak. Abdullah Öcalan'ın Kürt halkı üzerine veya demokratik talepler üzerindeki etkisini azaltmak gibi devletin uyguladığı hukuk dışı antidemokratik bir uygulama olarak değerlendiriyorum ben. Tecrit sadece Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit de değil. Yani cezaevlerinde tecrit özellikle son dönem yapılan cezaevleriyle, cezaevi modelleriyle daha ileri düzeye çıkmış durumda. Yani tek kişilik koğuşlarda herkesin yalnızlaştırılması, insansızlaştırma, çok yoğun bir beton alanı içine hapsedilme, beslenme hakkının ihlal edilmesi, sağlık yardımlarından yeteri gibi faydalandırılmaması gibi temel hak ihlalleri var. Açlık grevleriyle ilgili olarak da özellikle daha önceden de uygulanan tecrit var. Mesela siyasi özellikle tutuklu veya hükümlülerin tecrit edilmesi, koğuş arkadaşlarından ayrılması veya diğer koğuşlarla iletişiminin kesilmesi gibi aslında mevzuatta olmayan biraz da keyfi bir şekilde uygulanan yaklaşımlar var. Biz bunlarla ilgili birçok ihlal aldık. Bu açlık grevleriyle ilgili olarak bize de gelen özellikle başvurularda temel konular şunlar. Yeteri gibi sağlık kontrolleri yapılmıyor. İlk gelen şikayetlerden bir tanesi bu. Gerekli yaşa yardım yapılmıyor. Beslenme konusunda talepler yeterince karşılanmıyor. Açlık grevinden daha sağlıklı sonuç alabilmek için. Yani açlık grevi bilindiği de üzere kişinin kendini öldürmek üzere başlattığı bir eylem değil veya intihar niteliğinde bir eylem değil. Siyasal taleplerinin karşılanması konusunda demokratik, pasif direniş şeklinde nitelendirilebilecek bir eylem. Dolayısıyla devletin burada pozitif yükümlülükleri var. Tabii şimdi bizim önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlerle ilgili biraz da tüm partilerin, tüm kesimin bir yoğunlaşması var. Fakat cezaevlerindeki bir koşulların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü cezaevleri bir ülkenin rengini yansıtır, dokusunu yansıtır. Bir ülkede özellikle siyasi dosyadan tutuk veya hükümlere yaklaşım o ülkedeki ceza sistemini, yargı sisteminin niteliğini belirler. Bize o ülkenin yönetim şekli hakkında bir ipucu verir. Dolayısıyla Türkiye'nin demokratikleştirilmesi açısından, daha demokratik bir yönetime kavuşması açısından, çağdaş ceza hukuku ilkelerinin uygulanması açısından özellikle İmralı uygulanan tecritle birlikte normal cezaevlerinde uygulanan tecritin de kaldırılması, çağdaş hukuk kurallarına uygun bir infaz sisteminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu sadece sadece hukuki bir sorun değil. Bu ülkenin en temel sorunlarından biri olan Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü açısından da öncelik arz eden, çok büyük bir önem ihtiva eden bir konu diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu ülkenin demokratik devrimi veya evrimi konusunda eğer gerçekten sağlıklı bir adım atılacaksa öncelikle bunun cezaevlerinden başlaması gerekiyor. Ya da başlıca alanlardan bir tanesinin cezaevi olması gerektiğini düşünüyorum.